Ebru! Portman! Ne yaptın? Hikayemiz uzaydan geldiği düşünülen bir ışık demetinin bir deniz fenerine tükürükle tutturulmuş efek yardımıyla yapışmasıyla başlıyor. Biyolog olan Portman abla bir yıl önce kaybolup geri gelmeyen kocasının yasını tutarken iş arkadaşı bu abiyle başka şeyleri de tutuyor. Bizim kadınlarımız bir yakınını kaybedince yaşadığı evi terk eder. Güneye iner, ağlar vesaire vesaire. Ama bir Amerikan kadınıysanız ve Hollywood'daysanız rulo fırçayı duvarda gezdirerek yas tutarsınız. Ablamız da aynı bu şekilde yas tutarken ortaya az karışık Yaşar İpek benzeri kocası gelmesin mi? Neredeydin ya sen, ben seni gömdüm. Kadere dayandım gülüm. Nasıl yani? Öldüm de uyandım gülüm. Ay, beynine oksijen gitmiyor senin. Kocasının beynine oksijen gitmediğini anlayınca hastaneye gidiyorlar. Tabi askerlerden de anlaşılacağı üzere bizim Yaşar gizli operasyondaymış. Natalie'yi de Yaşar'ı da paketleyip alıyorlar. Bu abla da operasyonun başı. Geldiğinde zincir marketlerden satışı yasak ürünü almış mıydı? Hayır. Tava almamış mıydı mesela? Tava var evde. Tamam, anladım. Sonra Natalie abla kocasının neden böyle eblek eblek baktığını anlatmaya karar veriyor. Ve diyor ki dünya dışı bir oluşum 3 yıl önce baş vermiş. Buradan içeri giren gelmiyor. Giden dönmüyor, acep nedendir diyor. 3 yıldır buraya kimse gelmemiş. Günübirlikçi, korucu, insan. Yani şu devirde neredeyse göz bebeğimize kamera takılacak. 3 yıldır nasıl kimse böyle bir şey görmemiş? Amazon mu, Permula bura? Bak, birazdan 3 yıldır kimsenin gelmediği yere neler gelmiş anlatacağım. Sonradan anlıyoruz ki bu lağım çukuru yeri incelemek için giren askerlerden bir tek bizim Yaşar çıkmış. Geri kalanlara pamuk bile tıkayamamışlar. Kimyasal sızıntı bahanesiyle boşaltmışlar araziyi. Bahaneye gerek yok ki. Şuna bir bak ya. Böyle bir şeyin bahaneye ihtiyacı var mı Allah aşkına? Bayağı slime duvarlar. Sonrasında Natalia abla kalmaya karar veriyor. Neden? Hikaye devam etmeli. Ablamız Yaşar abinin ortadan kaybolması iyi olmuş dedirten günleri hatırlıyor. Aha, Yaşar dur, tam kapanamadım daha. Sikerim seni. Olur. Ablacım, gerçek anlamda söyleme de onu, yan anlam. Neyse peki. Hayaller hayatlar düşüncelerine daldığı o akşam bu lağım çukuru kılıklı yere girmeye gönüllü kadınlarla tanışır. Kız, duydunuz mu? Geri dönen adam tataklarını bırakmış deniz fenerinde diyor Allah. Nasıl ya? Tataklarının biri Anya'da, biri Konya'daymış. Sen nereden biliyorsun? Ben bilirim. Eşim değil, ben bilirim. Natalia abla kocasına veda ederek içeri girmeye karar verir. Bunlar da Batman gibi. Varlar ama yoklar. Bir şey yapamasa da öyle arkada dolu gözüksün diye konulmuş Hollywood macunu bunlar. Biz gideriz ormana, hey ormana rahatlığında çadır kurup uyuduktan sonra hiçbir şey hatırlamayan ablalar pusulanın rulet oynadığı esnada yön bulmaya çalışırken dahi bir abla diyor ki akrep yelkovan güneşi al araya, 12'deyken bir şey, ulan susadım ya. Neyse, güney ya, güney kesin güneydedir. Hadi güneye gidelim. Diyor, roll 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 your boat gently down the stream çocuk şarkısı tadında nehirde yarak kürek konuşup kayık kürek geziyorlar. Evet, bir sahne önce taramalıyla zar zor ölen bu timsahın çıktığı nehirde. Aynen. Askeri karargahı bulup yemekhanede konaklamaya karar veriyorlar. Survivor oyunları oynayanlar bilir ki her yeri açık bir yerde asla oraları kapatmadan konaklanılmaz veya kapanmıyorsa başka bir yer bulunur. Birinci kuraldır la bu. Ki buraya gelen geri dönmemiş, düşün. Bir dakika, bir dakika. Bu ne lan? Pompasını da koysaydınız üstüne. Ben size ne dedim? 3 yıldır buraya kimse gelmiyor ama damacana var amına koyayım. Hem de öyle pek de toz tutmamış ha. Bayağı sağlam, yeni gelmiş yani. Oğlum, bunun buraya gelmesi için ilk önce burada bir subayisinin, sonra bir sucu adamın, bunun değil, bunun gibi birinin olması lazım. Anladık, eskiden kalma yemekhane, belki eski askerlerden kalma 4 bardak falan da askerin içeri böyle girmesi lazım bunu getirmesi için. Sonra Natalia abla bir şey görüyor ve diyor ki isimlerinin yanlarında çarpı var. Belli ki burayı nöbetleşe korumuşlar. Biz de korumalıyız. Abi, zekaya bakar mısın ya? Neden koruyacaklar peki? Bundan. La, bu kulübenin dibinde durmuyor muydu demin? Gıçının dibindeydi. Karşına niye bağırıyorsun oğlum? Bir de bu Amerikan yapımlarında biri ölürken diğer karakterlerin çığlık çığlığa. Neler oluyor? Shepard. Ananın ama oluyor. Ölüyor işte. Sessiz kalsana değil mi? Bak, bu abla o kadar mantıklı konuşuyor ki.
Kız geri dönelim, gün yaparız, çay demleriz. Ne bok işimiz var burada be? Vallahi bura güzel bence ya. Dağ havası mis gibi. Evlere tıkıldık zaten pandemide. Lan kızı ayı yedi ayı. Deyip sinirden kakası kıçının ağzına dayanmış abla hızlı hızlı devam ederken. Vallahi bırakacağım şöyle, sinirden kakam geldi ya. Bir kulübenin bahçesinde ayrık otları bürümüş dallı budaklı insansı çiçeklere rastlıyorlar. Burayı kaplayan bu şey her şeyin DNA'sına zarar veriyormuş. O yüzden bunlar böyleymiş. Amına koyayım bunlar ne? Alibaba Shipping'de Çin'den mi geldi bunlar? Üstüne bir de bu delirmesin mi? Sen yalancısın diyor. Tataksız kocanı bizden sakladın. Yoksa onun tataklarını bulmaya mı gidiyoruz diyor. Muğlalı olduğu için taşak demiyor, tatak diyor. Sonra da hepsini bağlıyor mu sandalyeye? Her şey bir oyun muydu diye haykırırken velet dalin amin oluyor. Bak size saldıracağı çok belli. Önce tüfeğe bir baktın. O saldırdı, sürükledi. Tüfeği almaya nihayet karar verdin. Kızım, kadın artık boğuşuyor hayvanla. Vur amına koyayım, vur la. Tüfeğe baktığı andan itibaren onu alana kadar 50 saniye geçti la. İkisini mutasyonlu ayı yedi. Birini de ayrık otları dikenler bürüdü. En sonunda iyice ota bağladı gitti. Elebaşı abla gece vakti ben bunu yiyorum hemen gitmem lazım dedi gitti. E Natalya abla da nihayet geldi tek başına Fener'e. Bak Fener'e gidersen her türlü zaten üzülürsün oğlum. Bu nettir. Şampiyon olacakken üçüncü olursun. Etrafı kolaçan edip kamerayı izliyor Natalya abla. Çıkamıyorum amına koyayım, çıkamıyorum ya, ne yapacağım ben, en iyisi kendimi patlatayım. Al sana bombe. Tataklar burada kaldı dedikodusu bu herhalde. Tataklar cızbız olmuş. Mağaradan gelen sesi duyunca Natalya ablamız Allah Allah buradan bir ses geliyor, gideyim de beni siksinler diyor ve aşağı iniyor. Mağara bok çukuru gibi. Abla yüzüne kömür maskesi yapmış, edebiyat kesiyor. İçime bir şey girdi diyor. Tek bir parça kalmayana kadar büyüyecek diyor. Patlıyor, gidiyor, kara delik oluyor. Bu da yetmezmiş gibi Bodrum katamaran kopuk parti müzikleri çalıyor. Kara delik oluyor, zift insan. Ay kaçayım bari. Bir zahmet ablacığım. Hop buradayım. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu, bu. Bu da bu. Bu ne yaparsa bu da bunu yapıyor. Okey miyiz? Heh. Peki bu bundan önce buraya nasıl geldi amına koyayım? Normalde şu delikten şöyle çıkmaları gerekmiyor mu? Yaşar abiden anlaşılacağı üzere deliğin içine bakınca bir parçanı alıp kopyalıyor seni. Yani copy paste uzaylı işte. Kopyaladığı gibi bir de Natalya'ya yapıştırıyor mu böyle arkadan? Lan bir şey değiyor. Amına koyayım, yer düşmesi gibi kapladı beni. Bak sırayla çıkabiliriz. Sonuç olarak bizim Natalya abla patlatıyor uzaylıyı. Geri dönünce de ne yaptın ne ettin kızım muhabbeti işte. Kocasının kopi pastının yanına gidiyor, sarılıyor, gözleri parlıyor. Devamı gelebilir ayağa. Bakın bu yapımı bunu yapanlar yapmış. Düşün. Bu güzelim işi Natalya'nın bu yapımdan aldığı paraya çektiler oğlum. Sonra da bunu çektiler. Para bozuyor. Böyle bir şey herhalde. Kısacası kocam mala bağladı. Gidip geldiği yerde... biz de girek bari, mevzu çıksın serde. O kadar mutasyonla savaşıyoruz. İyi hoş güzel de 2 saatlik yapımda ulan ne anlattık hikayede. Temalı bu yapım bizim için.